yüksek oranda heyecan içeren hızlı ve iddialı şampiyon özel başlıyor. Galler'e karşı... Abi bir şekilde yenmemiz lazım. Şu ana kadar hiç haber gelmiyor. Evet. Çünkü hiç muhabir yok. Bugün gitti işte bazı şeyler. Bazı... Davetliler. O işte gazeteci arkadaşlarımız sağ olsunlar biz de davet edildik. Oraya yayınlarımız var diye gitmedik. Ondan sonra... ama haber gelmiyor. Yani kapanmış milli takım o belli. Özellikle istemiyor. Hoca. Oradan anlıyorum ben. Yani bugün artık bir haber çıkması lazımdı. Değil mi? Muhtemelen 11 falan filan. Bir tek şey o değil. Hani başınızı kaldırın. Hani goy goy haber çıkar hiç olmazsa. Evet, hani. Aynen. Yeneceğiz. Göreceksiniz ulan falan. Şey yok, hani evet. Bir şey çıkması lazım. Hiçbir şey yok. Yani tamamen bir ölüm sessizliği var. Bu kadar süklesi olacağımız zaman bence kimse beklemiyor. Mesela dün bir yerde Burak Yılmaz'ın babasıyla karşılaştım. Fikret Hoca'yla. O da görüşemiyor. Yani dün görüşmüyoruz 2 gündür. Oluyor yani böyle bir kapanmışlar. Öyle bir şey var. Ama yani bugün işte basın toplantısı olacak. Göreceğiz bakalım ne diyor. İnşallah olumlu yansır. Doğru akranla. Biraz yani ama... bir de o tokat ağır bir tokat dedik biz. Şimdi onu kabul etmek lazım. Yani moral bozucu bir şey oldu. Tabii. Yani yenilmek önemli değil. O ezilmek kötü yani. Tabii canım. O yüzden onun yaralarını sarmayı anlıyorum. Çaresiz kalmak çok kötü bir şey. Yani onun yaralarını sarmayı anlıyorum. Kapanmayı anlıyorum ama hani hiç haber de sızmadı. Enteresan bir şey olabilir. Bir yandan ama beklenti o kadar yüksek seviyeye çıktı ki turnuva öncesi. Ama biz iyi takımız abi. O da bence yediğimiz tokatın şeyini ağırlaştırıyor. Yok biz iyi takımız abi. Biz böyle oynayacak takım değiliz. Değiliz. Yok biz değiliz. Ama orada yani çok konuşuldu ama abi İtalya'nın da çok payı var ya. Biz tamam hani hiçbir şey yapamadık falan filan da yani. Abi biz de kızıldığımız çok milletin kızdığı nokta en azından ben kendi adıma söyleyeyim. Hazırlıksız olmak. Evet. Mutsuz etti beni. Ya bu sürpriz değil yani İtalya'da. İtalya'da sürpriz yok ki abi. 5 gündür biz anlattık yani pres oyunu olduğunu. İşte onlar da aynen bizim A planımızı direkt ezberlemiş. Pirana gibi basıyorlar evet, anlatmıştık evet. Ya beraber de program yaptık. Pirana gibi basıyor bunlar top kaybı. Hani işte Kelin ağır, Bonucci ağır diyor. Ben diyordum ki ya stoperlere kalmıyor ki hiç zaten. Tabii. Getirmiyorlar oraya yani. O yüzden sürpriz değil ama biz çok ezber bir kadroyla çıktık. Ezber oyunun onun şeyle çıktık. Ona insanın asabı bozuluyor. Biraz aslında şimdi Galler'in eleme maçlarında falan da oynadıkları maçlara baktığımızda bizim de hani büyük rakiplere karşı, Fransa'ya, Hollanda'ya karşı oynadığımız oyunla aslında benzer oyunlar oynadıklarını görüyoruz. Hiç böyle boğucu pres yapan bir takımla karşılaşmamıştık. Bu arada Bakü'de hava çok sıcakmış. Burası gibi değil. İstanbul'da ciddi yağmur var. Ve hava sıcaklığı düştü. Bakü'de hava çok sıcakmış. Yani öyle şey. Tabii evimizdeyiz. Tabii. Seyirci avantajımız var. Ama bu kapalılık, yani bu kapanmışlığın inşallah olumlu yansıması evet, inşallah. Olur diye düşünüyorum. TRT'ye teşekkür ederiz abi. Gene olimpiyata gitmek. Efendim bu şampiyonada çoğu maça direkt oradan anlattık. Yani kalabalık kadro. Yani önemli bir şey. Vallahi ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Eskiden her maçı oradan anlattırıyorlardı. Her maçı ya. Şimdi burada bazı maçlar off-tip. Off-tip dediğimiz İstanbul'dan anlatıyorsun ama önemli değil yani. Sonuçta birçok maça adam göndermişler. Daha bu bitecek olimpiyat var. Sağ olun, var olun abi. Bir de Necati Telli spiker arkadaşımı hiç tanımıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Danimarka-Finlandiya maçındaki anlatımı dolayısıyla adamın... Çok zor. Eriksen pozisyondaki nefes, derin nefes alışlarını falan hissettim evet, ben abi. Evet, evet, evet. Yani çok oradaki zor. Samimiyeti ben hissettim. Kendisini bir de bozmadı kendini. Hani orada heyecanlanmadı, bize bir gaz yapmadı falan. İyi, çok çok iyiydi yani. Kendisini tebrik ediyorum. Hiç tanımıyorum. Kimse tebrik ediyorum. Yalnız bir şey önereceğim. Abi Forvo diye bir uygulama var. Şu isimlerin telaffuzuna bir bakın ya. Bazı arkadaşların isimlerini yani herkes için söylemiyorum. Spikerler için, bazı spikerler için söylüyorum işte. Uygulamayı indir abi. Adamın mesela adamın adını yaz oraya. Oku söylenişi çıkıyor ya. Yani yıl olmuş 2021 hala yanlış telaffuz da olmuyor yani. Onu da ekstra ne bir şey olarak söyleyeyim. Peki, gerçi o detayları yarın konuşuruz ama hadi konu açıldığı için sorayım sadece çok kısa. Bizim maça dair bir tahmininizi alayım. Yeneriz abi, yeneriz. Bir videomuz var ona geçelim. Galler'i yeneriz. 2-1 yeneriz abi. Türkiye kazanır. 2-1 yeneriz, gruptan da çıkarız. Duran toptan gol atar diye bir bahis göremedim. Orada herhalde... Bizim atacağız. Yoksa buradan yetkililere sesleniyorum diyorsun. Duran toptan gol mü atacağız? Biz atacağız evet. Tamam. Türkiye yani, duran yani direkt atacak. Mesela Melih ve Çağlar mı atacak yoksa karambol olacak birisi mi vuracak? Bir şekilde girecek yani. Bu arada ilk maç İtalya'nın o kurduğu baskı karşısında Ozan ve Okay'ın verimsizliği de çok göze battı. O karşılaşma üzerinde. Orada bir rotasyon bekliyoruz. Acaba işte ben orada bir İrfan bekliyorum ben. O yüzden 4-3-3 bekliyorum. Yani İrfan, Okay, Ozan gibi bir şey bekliyorum. Kenan veya Hakan, Cengiz, Burak bekliyorum.
Biraz daha top yapabilen. Öyle bir şey bekliyorum. Top taşıyabilen. Belki sen bekliyor musun merkez, orada bir rotasyon? Bence merkezde olmayabilir. Böyle ama, bekliyorum yani. Benim ama hücum hattında olacak bence. Evet, Yusuf Cengiz çok banko bence de değişikliği. Yusuf olmadı abi. Umut da olmaz yani. Umut'un yerine Mert Müdür olabilir. Rıdvan diyorlar, Rıdvan diyorlar. Rıdvan da olabilir çünkü önde oynayacağımız için bu maçta muhtemelen. Ya bir de Beyli tutacaksan. Bak Beyli tutacaksan. En sakala lazım. Yani Rıdvan gibi bir adam lazım. Fiziksel yani. Olarak. İyi savunmacı çünkü Rıdvan. Bir de Beyli şeyde ters koşularda mesela sağ taraf, diğer taraftan orta geldi. Beyli hava topu üstünde. O zaman Rıdvan olmaz diyor. Mert o yüzden Rıdvan tam oturmadı. Benim o zaman Mert olsun diyor. Mert Kenan olabilir. Böyle. O bölgeyi savunma tarafı unutacak. Zaten Beyli yuttuğun zaman duran toplara kalır Galler. Bizim şöyle bir şansımız var. Bir kanadı kapatsam mesela sol tarafta savunma yaptık diyelim Kenan Karamanlı işte Mert Müdür'le. Merkezden gelme, sağ kenardan da Cengiz'in oynayacağını düşünürsek sağdan da gelme ihtimalimiz var. Duran toplarda da etkili olma ihtimalimiz var. Yani gol çeşitliliğimiz daha fazla. Yeneriz, yeneriz ya. Ben inanıyorum takıma. Ben İsviçre maçını zor bekliyorum. O yüzden fikstür çok işimize geldi. İsviçre ikinci maçı İtalya'yla oynaması tabii. İyi oldu. İsviçre, İtalya İsviçre'yi bir güzel yensin abi. Biz de beraber kalalım, konu kapansın. Aynen. En güzel. Böylece anlaşalım abi. Evet, bu arada her bölümde olduğu gibi bu bölümde de iddia bayinden bir soru aldık. Bu defa Bursa'da bir iddia bayinden Murat isimli bir arkadaşımızın sorusu var. Bakalım bize ne sormuş, hemen onu izleyelim. Merhaba, ben Murat Ertürk. Bursa Uğur Böceği Şansonları iddia bayisiyim. Pandemi süresince tüm oyuncularımızın sağlığını önemseyerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde oyuncularımızın bayimizde bulunan tablet ve bilgisayarlardan iddia.com üzerinden kupon yapmalarını sağladık. Bugün de tüm oyuncularımız bültendeki iki maça yoğunlaştılar. Bunlardan bir tanesi Macaristan-Portekiz, diğeri de Fransa ve Almanya maçları. Portekiz maçına oyuncularımız genelde 2.5 üstünü tercih ediyorlar. Almanya maçına da karşılıklı gol var oyununu tercih ediyorlar. Bugünkü maçlarda kral oranları göz önüne alarak voley oyuncularından bu maçlar hakkındaki yorumlarını bekliyoruz. Ayrıca milli takımımıza turnuvada başarılar diliyoruz ve turnuvadan sonra da tüm voley yorumcularını Bursa'ya İskender yemeğe çağırıyoruz. Adamsın. Şahane teklif. Adamsın. Çok güzel bitti. Mesaj zirvede tamamlandı. Adamsın. Biz de buradan Murat arkadaşımıza geliyoruz sorusu Murat için geliyorum. Teşekkür ediyoruz. Turnuva sonrası geliyorum. Aynen. Nazik davet için. Böyle volüm buraya arttı son. Bu arada Murat arkadaşımız bize soruyu sorarken başta da videoda kısaca bahsetmiş. Kral fırsatları takip etmeyi unutmayın. Bu hatırlatmayı yapalım. İddia.com'dan ya da herhangi bir iddia bayine gittiğinizde herhangi bir bültende ya da başka bir platformda bulacağınız orandan daha yüksek oranda şansınızı. Almanya Fransa maçında var kral oran. O yüzden Fransa diyorum ben. Evet, siz... Kraldan Fransa. Karşılıklı gol ve 2.5 üst akıllıca. Bak. Evet. Küçük olsun bizim olsun hacı. Ben de ilk maç 2.5 üst, ikinci maç 2-3 gol. Portekiz üst mü olur diyorsun? Evet, ben oradan. Ben alt diyorum. Ben alt diyorum da 1-0 diyorum. 1-0 Portekiz diyorum. Gerçi ben handikap diyorum ama 2-0 da olabilir. Bak mesela. O handikap diyor, ben 1-0 Portekiz diyorum. Çok radikal. Kafalar yandı. Ne dediğimiz belli değil. Sen net skor veriyorsun. Bir fark mı 1-0? Ben 1-0 Portekiz diyorum. Direkt maç skoru bu bak. Maç skoru veriyorum. Maç skoru 1-0 Portekiz. Handikap Portekiz. Fransa düz bir. Kraldan bir ama. Anladım. İyi bakalım. Peki. 1.5 İskender. Şey var mı? 1.5 İskender diyorum. Bir de 1.5 İskender. İskender üst olabilir ama. O da itirazım oldu. 1.5 üst İskender. Evet, Murat arkadaşımıza da nazik davet için teşekkür ediyoruz. Turnuvayı bitirelim. Bakarsınız bir gün patlayıp gidebiliriz. Peki. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ole'den ayrılmayın. Yüksek oranda heyecan içeren, hızlı ve iddialı şampiyon özel sona erdi.